Merhaba arkadaşlar. Bugün size görüntü aktarma sistemlerini anlatacağım. Görüntüyü nasıl aktarırız? Yani arada kablo bağlantısı olmadan antenler kullanarak bu gerek hava platformlarından gerekse yerde istediğimiz alanlardan nasıl göndeririz ona yoğunlaşacağız. Burada çeşitli örnekleri var. Öncelikle anlatmamız gereken bu video görüntü daha doğrusu aktarma sistemleri bir adet vericiden ve onun alıcısından oluşuyor. Bu alanda kullanabileceğiniz anten çeşitleri tabi çeşitlilik gösteriyor size kalmış bir şekilde. Yönlü ve yönsüz antenler olmak üzere artık sizin mesafenize bağlı olarak, görüntüyü nereden aktaracağınıza bağlı olarak değişiyor bu sistemler. Görüntü kameranızı bu arkadaşa bağlıyorsunuz. Bunun piliyle burayı açıp artık bu anten sayesinde gönderiyor. Diğer taraftan bunu alıp sistemimiz artık FPV ekran da olabilir veya kendiniz bilgisayar monitörüne de bağlayabilirsiniz. Gönderiyorsunuz. Burada Immerse'ün bir tane görüntü aktarma sistemi var. Aynı şekilde gönderecek olan arkadaş vericimiz bu. Alıcımızda böyle iki çeşit anteni olan hem patch anteni hem de cloverleaf anteni barındırıyor üzerinde. Burada biz şu arkadaşı kullanmayı göstereceğiz. Öncelikle yapmamız gereken GoPro'ya bağladım. Ben GoPro'nun şöyle bir aparatı var. Bu girişinden ground, video ve ses aktarabiliyorsunuz direkt. Fakat bu arkadaşın sadece görüntü ve sadece görüntü aktarma yeteneği var diyelim. Bağlantılar gayet açık. Video girişinde şekildeki bağlıyorsunuz. Buradaki sinyal kısmına, kablosuna görüntüyü, ground'lar zaten aynı şekilde yapıyorsunuz. Bir adet bunu çalıştıracak pilimiz var. Bu sistem bu şekilde. Yani bunu nereye koyarsanız oradan size görüntü yollayacaktır. Diğer tarafta ben patch anten taktım buna. Patch antenin muhabbeti ise bu arkadaş yönlü bir anten olarak geçiyor. Hani yakın mesafelerde yine alır tabii ki. Şu anda görüntü alıyor zaten ama uzak mesafelerde yönünü çevirdiğiniz yön için daha verimli bir anten oluyor. Yani diğer cloverleaf anten veya bizim standart antenlerimiz belli noktalarda zayıf kalabiliyor. Bunu şekildeki gibi bağlıyoruz. Bunun normal iki tane AV çıkışı var. Burası DC giriş kısmı. Bu çıkışı biz AV çıkışını EasyCap dediğimiz arkadaşa bağlayıp dijital hale dönüştürüyoruz analogdan. Bilgisayara bağlıyoruz burada. Burada ben sadece bir de güç kaynağından ekstra buna DC şeyi verdim. Bu da zaten 9 ile 12 volt muydu? 8 ile 12 volt arasında besleyebiliyorsunuz. 9 voltta buradan beslediğim sistem bu şekilde. Bilgisayar içinde tabii ki bu Uliad Video Studio diye bir program var. Onu kurduğunuzda bilgisayarınızda Capture kısmı var burada. Capture'a geliyorsunuz. Buradan source'unuzu belirliyorsunuz. Source alanından. Ondan sonra görüntünüzü aktarmaya başlıyorsunuz. Tabii ki bazen sıkıntı olabilir. Kameranız üzerinde NTCS PAL ayarları vardır. Bunlar uyumsuz olduğu zaman şekildeki gibi görürsünüz. Uyumsuz olduğu zaman görüntüyü aktarmayacaktır. Hatalı aktaracak daha doğrusu. Genel sistem bu şekilde. Görüntüyü bu şekilde aktarıyoruz. Başka bir uygulamada görüşmek ümidiyle iyi çalışmalar. Hoşça kalın.